ben bir hata ettim. Ama ne ettiysem seni kaybetmemek için. Sandım ki seni ayırırsam yine bana dönersin. Ya babaannen tekrar denerse? Bu sefer başaramadı ama ya yine denersen bir an? Ya bize bir şey olursa? Derken hep bir tarafım eksik kalıyor. Neden? Reyhan? Gerçekleri göreceksin bir an. Bu zamanda yaralarını iyileştirmek için ben olacağım yanında. Aşkımız iyileştirecek bizi. Ben benim gidecek yerim yok. Evim yok. Benim senden başka sığınacak yerim yok. Benim tam şuradan başka hiçbir şeyim yok. Seni burada bulacağımı biliyordum.
Ceren, ne oldu? Ne bu halin? Yok bir şey. Kötü bir rüya gördüm. Şimdi seni görmeyecek gibi oldum. Sana bir şey söylemem lazım. Ama hemen kızmayacaksın. Sonuna kadar dinleyeceksin, tamam mı? Gel oturalım şöyle. İrem, ben bugün babamla görüştüm. Babaannenin yaptıklarını duymuş. Beni eve götürmek istedi ama ben istemediğimi, seninle kalacağımı söyledim. Bir de babamdan sana o gece olanları anlatmasını istedim bile. O da kabul etti. Sen ne dediğinin farkında mısın Ayhan? Allah Allah. Ya sanki onu dinleyen varmış gibi. Bir de ne? Benimle konuşmayı mı kabul etmiş? Bir daha asla Reyhan. Bir daha asla böyle bir şey yapmaya kalkışma. Miran, ne olur bir kere dinlesen babamı. He, bir kere de ondan dinlesen o gece neler olduğunu. Sadece tek bir kez. Ne olur Miran. Belki o da... Reyhan. Benim Hazar Şadoğlu'yla konuşacak bir şeyim yok. Hiçbir zaman, hiçbir şekilde ben onunla anamı konuşmam. Onun da bu konuyla ilgili bir daha tek bir laf etmesine müsaade etmeyeceğim. Bak sen de anamla ilgili ne babanla ne de başka biriyle tek bir kelime etmeyeceksin. Babaanne sana yalan söyledi Miran. Belki başka şeyler için de söyledi. Bunu bir kere yapan daha önce de yapmış olamaz mı? Niye bu kadar bağlısın geçmişe? Bir kere dinlesen ne kaybedeceksin Miran? Anlamıyorsun Reyhan. Anlamıyorsun. Anlamıyorsun! Konu babaannem değil, anam. Bak sen bile olsan, anam hakkında bu konuşmayı yapmana izin vermem. Baban yalan söylüyor, nokta. Ben bilmem, belki sonra iyi biri oldu. Belki pişman, belki çocuklar olduğu için korkuyor, ne bileyim. Ama Hazar Şadoğlu benim anamın, babamın katili. Konu tam da bu yüzden babaannen Miran. Çünkü annenle ilgili her şeyi sadece ondan dinledin. Onun anlattığı masallardan. Şimdi gerçekleri duymaya öyle korkuyorsun ki bu yüzden reddediyorsun babamla konuşmayı. Çünkü sen de en az benim kadar biliyorsun. Babam sana gerçekleri anlatacak. Miran, böyle gidemezsin. Miran!